Halkı demokrasiyi kendine şiar edinmiş Van halkı olarak iki gündür Hakkari'de devam eden yargı darbesine karşı toplandık ve anayasanın bize vermiş olduğu en temel hakkımızı, protesto hakkımızı, ifade ve ifade özgürlüğü hakkımızı kullanmak için bir araya geldik. İki gün önce Hakkari'nin Cölemergin halkın iradesi olan Hakkari Belediyesi eş başkanımız Mehmet Sıdık Akış hukuksuzca bir gözaltı işlemiyle iki gün boyunca esir tutuldu. Sıdık Akış irada veren. Sıdık Akış irada veren. Daha önce bu AKP ve MHP iktidarının, bu faşist iktidarın defalarca denediği ama bu ülkede bu politikayla açlığa, sefalete, hukuksuzluğa mahkum ettiği bu kayyum darbesiyle bir kez daha iki gün önce bu halkı karşı karşıya getirdiler. Bizler en başta şunu söyleyelim. Bu kayyum darbesini kabul etmedik. Hiçbir zaman kabul etmeyeceğiz. Biz bu ülkede demokrasinin, adaletin, hukukun uygulanması için mücadeleye ve direnişe devam edeceğiz. İki gün boyunca Hakkari Belediyesi eş başkanımızın gözaltına alınmasından sonra halk iradesine sahip çıktı. Sadece Cölemerk'te değil, Van'da sahip çıktı, Ahmet'te sahip çıktı, Mardin'de sahip çıktı, bütün Kürdistan'da sahip çıktı. Sahip çıkmaya devam edecek. Bizler iki günlük bu sahiplenmeden, bu direnişten sonra, bu mücadeleden sonra az önce maalesef mahkemenin bir karar verdiğini öğrendik. Mahkeme iki gün önce başlattığı hukuksuzluğu bugün az önce bir mahkumiyet hükmü kurarak sonuçlandırdı. Elbette bizler AKP ve MHP iktidarının maşası olan bu yargının kararını tanımıyoruz. Bu kararın hukuksuz olduğunu her zaman söyledik, yine söylüyoruz. Hakkari Belediyesi eş başkanımıza verilen mahkumiyet hükmü ve onun hükmen tutuklanmasına yönelik karar hukuksuzdur, antidemokrasidir, yargı bağımsızlığının tamamen ortadan kaldırıldığını ortaya koymaktadır. Biz bu kararı kabul etmiyoruz. Baskınlar bizi yıldıramaz. Baskınlar bizi yıldıramaz. 100 yıldır Kürt halkına bir şey söylüyorlar. Biz sizin statünüzü de, biz sizin dilinizi de, biz sizin özgürlüğünüzü de tanımıyoruz, tanımayacağız diyorlar. Bu 100 yıllık dayatma Kürt halkının iradesine, Kürt halkının seçme ve seçilme hakkına yöneliktir. Biz bu tanımamayı da tanımadığımızı buradan belirtiyoruz ve bugün Hakkari'de Hakkari Belediyesi eş başkanımıza verilen kararın bütün Kürt halkına yönelik olarak verilmiş olduğunu, bu kararın Hakkari ile birlikte bütün Kürdistan'a yayılacağını, Van'a yayılacağını, Ahmet'e yayılacağını ve bütün illerimize yayılacağını biliyoruz. Buna karşı her zaman mücadele içinde olacağız. Her zaman direniş içinde olacağız. Bu ülkeye demokrasi, adalet, barış gelinceye kadar, bu ülkede Kürt sorunu çözülünceye kadar, bu ülkede demokrasi gerçek anlamda uygulanıncaya kadar direnişte ve mücadele içinde olacağız. MHP iktidarı halka karşı suç işlemeye devam ediyor. Bu iktidar yıllardır Kürt halkı şahsında halk idaresini ilçe sayıyor, iktidar yasaları askıya alıyor. Fiili olarak bu halk yasalarını devreye sokuyor. Kürtlerin seçme seçilme hakkını zorbalıkla elinden alıyor. Kürtlerin kendini, kentini yönetmesini tahammül etmiyor. Hakkari Belediyesi eş başkanımız Mehmet Sıtkı Akış
sahte bir ithamname ile Van'da gözaltına alındı. Belediyemizi polis zorluğuyla gasp edildi. Jet ile yerine kayyum atandı. Bu bir kumpastır. İktidar yargı eliyle düzmece ithamnameler belediyemizi işgal etti. Hakkari Belediyemizi hedef alması siyasi darbedir. Seçim sonuçlarını yok saymadır. Halkın iradesini gasp etmedir. İktidarın yıllardır şiddet yöntemlerine ısrar ediyor. Kürtlerin en temel hakkı olan seçme ve seçilme hakkını tanımıyor. Mehmet Sıddı Akış, Akış milyonların meşru temsilcisidir. Partimizin dünyada eşi benzeri olmayan bir demokrasi şöleni şeklinde ön seçimlerle belediye başkanlarını belirledi. Bütün belediye eş başkanlarımız halkımızın talebi, rızası ve onayıyla belirlendi. Sadece yerel seçimlerde değil, aday belirleme sürecinde dahi milyonların iradesiyle belediye eş başkanlarımız seçildi. Bu nedenle Mehmet Sıddık Akkaş şahsında ve Hakkari Belediyesi özelinde gasp edilen milyonlarca Kürt'ün iradesidir. Mehmet Sıddık Akkaş milyonların meşru temsilcisidir. Gasp edilen Kürtlerin iradesidir. Gasp edilen Türkiye halklarının demokrasi ve barış talebidir. Gasp edilen demokrasidir. Bu bir kumpastır, bu bir gasptır, talandır. Halkın iradesini tanımamadır. Bu işgaldir. Hakkari Belediyesi el bulunmuş olmasını kabul etmiyoruz. Belediye eş başkanımız hem ön seçimlerde hem yerel seçimlerde halkın büyük desteğiyle kazanan Mehmet Sıddık Akışındır. Yerine kayyum atanan zat bir sömürge valisidir. İktidar kayyum rejimine sömürge valiliği geleneği güncellemek istiyor. Sömürge valiliğine bu topraklarda geçit vermeyeceğiz. Çizgimiz Van direnişidir.